sen bilesen atrafında uşa haram hariç işini kılıp yürüp onu berkitiş için romal uğravalgan adamlar bilen yürüpsen sen şuna kadar adamlar bilen. Bularga romallı mukaddes düşüncesi yok. Bularga romallı mukaddes düşüncesi yok. Şunun için uşalarını bilesen sen. Hanna romallıylar sen etken de gitmez. He. Domlalarını bilemem ben, damsak koyadı bilemem kanakarı gittim. Bilesen de sen katına bürgen sen demek. Ya uzun uzun duvah bugün derseğine eti yapsan. Lekin sen gemen bir nasıl bildirip koyay, aklını kelleğini işle. Sen görgen domla, hemme domla degeni bas o. Domla koşturma içindeki domla o. Sen yokşa gelin çakar varım, domla kurum varım, pülüğünü aladı, başka derseğini yem kıladı. Onu sen domlalar değil mi? Özünü başarayın açı yapsan. Hop. İstoriyası yok koyuptu beni minus. Abrar can da koyuptu. İşkılıp beni sevip koyan bu meginde. Barmağı indi çişlep kalasan. Çünkü doğrusu neysem şimdi görsen gönlüm eyliydi. Bu endi biraz anekdot sıfat yapırdım. Yani sanki okşa gelirlerde sevgili bu meydi de sen kim midir sevip kalsan senin sevgin rast bu meydi o zaman. Bunu biraz anekdot kuruyordu yapma. Sen bugün birtasını sevesen, ertesini başkasını sevesen, üçüncüsünü başkasını sevesen. Sanki her günü yenge sevgi gerek. Uşan üçün abrar can de bakırıp istoryanı koyuyor tıpkı. Minus. Biz pirus biz. Biz buna robara kime portlap getesen. O çıkar varamız biz. İhtat buldum bizden. Minus. Yolunda devam et. Şimdi ben sizlerge başka ciddi bir mavzunu yapmak için. Bu minus ciddi mez bu. Minus, nima deydi bularni? Kalpacino deydi bular. Kalpacino, sahnaga chiqib olib, dikkillab, likkillab pul ishlaydigan odamlar. Na musulmonlarga, na o'zbek millatiga, na oilasiga bir foydasi yo'q bu odamlar. Pul topish uchun likkillab hamma narsa qiladigan odamlar. Xullas, ular jiddiy emas ya'ni. Gapirgani uchun PR xohlaganida mana PR sanga. Ertinden bunların hammasını kesip uyuşadı hala, bomba boladı bu gem. Ben burada işte bloggerlarımız diyem, şu orkalı bir azgını pul toplarış için yapırdım. Bu şey için bunu bir dini fon sıfatı da, yani otogoru kazohana kımiler. Bu ciddi mez buradan. Lekin bende bir ciddi mavzu var. Bu mavzunu ciddiyeti o da ciddi buradanlar. Ben bu mavzunu İnşallah Rabbil Alemin ilmi asasda ham bunu doğrulayız. Angliyada Otabek degan bir bola paydo bo'lgan. Otabekning avvalgi tarixini o'sha Hindiston, Pokiston, Suriya, Misr, Saudiya safarlari, uni yonida yurgan odamlar to'g'risida informatsiyalarni eshitgan edim. Bu haqida yaxshi fikrda edim. Lekin Angliyaga borgandan keyin Angliyada hozir bu bola bunu fikirleri, dünya karışları tübden özgürlük etken İslami düşüncelerge mutlaka zıt fikirlerine aitip yürüptü. Hazır Özbekistan'da hem bazı resmi daireler onu sohbetke çakırışı yaptı, ilçhanalar takdim kılı yaptı. Ben bunu biraz agahlantırış manası da aitaydı yapman. Sebebi bu hatar bu. Fikirleri, dünya karışları da barlavilik, viralvilik düşünceleri bilen yani sug'orilgan tushunchalar bu sunni ve shi'alar to'g'risidagi sunniylar ve shi'alar to'g'risidagi gaplarida sunniylarni ham adashgan toifaga qo'shishga o'xshagan gaplarni gapirib yuribdi. Feministlar, feminizm arabchada nima bo'lardi? An-nisviyya bo'ladi. An-nisviyya lug'aviy ma'noda unsaviyya. Hatun parvarlik, ayol parvarlik, ayollar hukukları, gender tenglik kabi gaplar. O'sha gender tenglik, ayollar tengligi to'g'risida mavzu qilib, Malika Sharipova moderatorligi ostida Feruza Shokirova va Otabek suhbat uyushtirishgan. Bu suhbatni bir soatdan oshiqroq suhbat eshitib, yoqamni ushlab qoldim. Yoqamni. Yine yokam hazır
Mana shunday bo'lib qoldi, mana shunday. Yoqam mushlab qoldi birodarlar. O'ta xatarli tushuncha bu. Barlaviylik to'g'risida yana to'xtalarmiz. Bitta sizlarga eng nozik nuqtasini sodda tilda aytaman. Angliya finans qiladi, barlaviylarning moliyaviy ko'makchisi. Angliya maxsus xizmatlari, Angliya maxsus xizmatlari barlaviy Hindistonda buyruq qiladi. Bir kunda 1 million odamni ko'chaga chiqarib, miting qilib, davlat to'ntarishlikka hissa qo'sha oladigan jamoat. Shu yetadimi shu? Xavf sifatida, siyosiy ma'noda. Otabek o'sha siyosiy tushunchalarni O'zbekistonga kiritilmoqchi bo'lgan bir qo'li deb tushundim ben. Men sizlarga bitta gapini kesib oldim, ko'rsataman sizlarga. Bu gap o'ta xatarli gap, birodarlar, o'ta xatarli. Feministler, ayol huquqlarini talab qilish masalasi ortaga chiqar ekan, feminizm bütün dünyada ma'lum bo'lgan tashkilot, bütün dünyada xotinlar biz teng huquqlimiz deb ko'chaga chiqib, qip yalang'och. Qip yalang'och. Minus bo'lib olib ko'chaga chiqib, ko'kraklariga feminist deb yozib olib baqir-chaqir qiladi. Mana shu tashkilot o'ta fosiq, Yevropalashgan, Yevropa tushunchasi bilan sug'orilgan siyosiy harakat. O'sha siyosiy harakatni, o'sha siyosiy harakatni qo'llab-quvvatlovchi orqada boshqa tashkilotlar bor. Bu tashkilotlarni egalari musulmonlar emas. Endi Otabek feminizm Qur'onda bor deyapti. Qur'on feminizmga chaqirgan deyapti. Men sizlarga buni qo'yib beraman, balki eshitgandirsizlar. Lekin o'ta xatarli gapni gapiryapti. Bu o'ta xatarli, birodarlar. Bundan kelib chiqadiki, Qur'onning 1-chi oyatlari o'sha xosi feminist deb ta'kid qilingan, masalan, haqiqatan ham haqiqat bo'lgan, kirishgan. Aytmoqchimanki, o'sha ba'zi domlalar balki feministlik islomda yo'q degan gaplarni, demak, Qur'onda o'zi ham bir qancha oyatini feministlik qilgan degan bir gap kelib chiqadi-da. Ya'ni demak deyapti, Qur'onni o'zi ham feministlik qilgan degan gap kelib chiqadi deyapti. Qur'on feministlik qilgan ekan. Agar feminizmni Otabek fikrlarida dunyo